Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. Karikatür Atölyesi'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Hadid Suresi 18. ayet. Bugünkü çizim konumuz sadaka olacaktır. Siz de kağıt ve kaleminizi hazırlayın ve bizimle beraber çizmeye başlayın. Hazırsanız başlayalım. Sadaka dedik, sadaka olur, infak olur. Aslında verdiklerinin kat kat Allah tarafından geri verilmesini anlatacağız. O yüzden sadakayı veya infağı bir tohuma benzeteceğiz yapacağımız karikatürde. Önce sadaka ve infak veren bir el çizeceğiz. Bunu sanki tohum ekiyormuş gibi, ahirete yatırım yapıyormuş gibi çizeceğiz. Kağıdımızı iki parça halinde yapmamız gerekiyor. Yani kağıdımızı ortadan şöyle bir çizgiyle çizelim. Hayali bir çizgi de olabilir. Sol tarafta sadaka veren bir el yapmaya çalışacağız. Sağ tarafta ise bu sadaka ve infan sonucu, yani kat kat arttığını resmedeceğiz. Şuradan başlayalım. Şuradan bir el yapmaya başlayalım. Önce tabii yine kurşun kalemle ben çiziyorum. Çünkü gerçek olan doğru çizgiyi bulmak için ve hata payını düşürmek için kurşun kalemle başlıyorum. Şuradan bir el uzanıyor. Şurada kumbara şeklinde çizeceğiz. Yani şurası sadaka verilen yer aslında anlamını taşıyor. Biz kumbara şeklinde yapacağız. Yani kumbara yapılan bir yatırım aslında. Yani muhtaç olan ve Allah için yapılan bir sadaka yeri aslında temsil ediyor. Ama onun yerine kumbara şeklinde temsilen çiziyoruz.
Şöyle. Yine sağ tarafta aynı hizada bu kumbaranın aynısını yapmaya çalışacağız. Şurada ise yapılan sadaka ve infağın kat kat arttığını göstermeye çalışacağız. Şurada yapılan, yani şurayı tohuma benzetmiştik. Şurası da artık tohumun filizlendiği, aslında ekilen bir tohumun kat kat mükafatının alındığı, ürününün aldığını resmedeceğiz. Şurayı da bir ağaç şeklinde çıkan dallar, kökler olacaktır. Onu da şu şekilde daha sonra dediğimiz gibi detaylarına yine gireceğiz. Şöyle. Şurası bir ağaç şeklini alacaktır. Burada ise şurada yaptığımız sadakanın örneğin bir altın veya bir para şeklinde yuvarlak bir şekilde yaptık. Şurada bunun kat kat arttığını, yani şu ağaçta ekilenin belki 10 katını burada kazandığını göreceğiz. Tabii sadaka ile kazanılan yani sadece maddi olarak değil, gönüller de kazanılır. O yüzden bu paraları aslında kimisini kalp şeklinde de yapabiliriz. Şöyle kazanılmış gönüller. Burada irili ufaklı. Sadaka ahirette olduğu gibi dünyada da mümini azap ve felaketlerden korur. Kemiyetine bakmaksızın her bir kardeşimiz cömertlerin en cömerti olan Rabbimizi memnun etmek için sadaka vermeli. Etrafındaki fakir ve mağdurları göz önünde bulundurmalıdır. Şu an taslağımız bitti. Artık detaylarına, yani daha siyah bir kalem ile, mürekkep bir kalem ile üstünden geçebiliriz. Şöyle yine elden başlayalım. Şuradan başlayalım. Şurası arka parmakları. Şurası verilen sadaka. Bu
Daha sonra yatırım yapıldığı yer, yani sadakanın verildiği yer olarak kumbara şeklinde çizdiğimizi üstünden geçiyoruz. Yine aynı şekilde sağ tarafta da bu kumbaranın aynısını çizmeye çalışacağız. Şöyle. Ön tarafta ağaç çıktığı için önce onun dallarını, yani ağacın gövdesini, dallarını yaptıktan sonra arka çizgiyi sonradan devam ettirebiliriz. Şu anda orası boş kalsın. Daha sonra ağacımızı yapmaya başlayabiliriz. Şöyle şuradan başlayalım. Yani altından geçen, üstünden geçen ağaca dikkat etmeliyiz. Hangisi üstten geçiyor, hangisi alttan geçiyor, onu çizerken göz önünde tabii bulundurmalıyız. Ağacın gövdesini de yaptıktan sonra dallarına, yapraklarına geçmeden önce üstündeki yani kazanılmış olan, kat kat kazanılmış olan yani hem maddi hem gönül olarak kazanılanları çizeceğiz. Örneğin şurada para şeklinde yapmıştık. Şurada da kazanılan yine para şeklinde. Onun tabi çoğalmış halini yapacağız. Şöyle.
Yani kimisi ön tarafta, kimisi biraz daha arka tarafta kaldığı için aynı boyda olmasına gerek yok. Yani kimisi uzakta olan tabii daha küçük görünecektir. Şurada kalp şeklinde olan. Daha sonra tabii yani yapraklara geçebiliriz. Dallar dediğimiz gibi yani bunların altında kaldığı için önce bunları çizdik, daha sonra bu dalları devam ettirebiliriz. Çünkü alt kısımda kalıyor. Tabii burada kimisi yaprakların altına girmiş. Örneğin şurada gelmiş, yaprağın altında kaybolmuş. Tekrar şuradan kendini göstermiş de olabilir. O yüzden bunlara da dikkat etmek lazım. Yani bu detayları da göz önünde bulundurmak lazım. Şöyle şurada örneğin dalların, yaprakların arasına girmiş, kaybolmuş. Ancak yukarılarda tekrardan ortaya çıkıyorlar, görünmeye başlıyorlar. Önce şuraları bitirmeye çalışalım. Resulullah şöyle buyurmuştur: İyilik yapmak felaketleri önler. Gizli verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür. Sıla-i rahim yani akrabayı görüp gözetmek de ömrü uzatır. Şöyle ağacın üst kısımları, yan kısımları yani bitmiş olan yani bitiş kısımlarını yapıyoruz. Şurada tabii uzanmış yani daldan sarkmış bir şekilde yapacağız. Yani bu tür ufak detaylar yine resmimizi güzelleştirecektir. Şurada küçük bir dal. Tabi şurada sadaka veya infak dedik. Yani sadaka yazısında yazabiliriz. Şöyle yazalım. Daha önce kurşun kalemle çizdiğimiz için yani onu belirgin olanları tabi silgiyle silebiliriz. Biraz daha mürekkepli olan kendini ön plana çıkaracaktır. Peygamberimiz yine bir hadisinde şöyle buyuruyor: Her biriniz sağına bakınca sadece iyi amellerini, soluna bakınca sadece kötülüklerini ve önüne bakınca da sadece cehennemi görür. Bir parça hurma ile de olsa ateşten korununuz. Biraz daha ışık ve gölgeye girebiliriz. Yani biraz daha detaylandırabiliriz. O yüzden yine daha yumuşak bir uçlu kalemimi alıyorum. Onu kullanacağım. Önce tabii yine elden başlayalım. Şöyle yani ışığın yine tekrardan tabii hangi taraftan geldiğini göz önünde bulundurmak lazım. Üst kısımdan geldiğini varsayıyorum. O yüzden şuraların daha koyu. Yapıyorum yani bir gölge oluşacaktır. Resmimize biraz daha boyut kazandıracaktır.
Merhum Mevdudi eserinde şöyle söylemiştir sadaka hakkında. Sadaka İslami bir kavramdır ve gösteriş olsun diye başkalarına yardım ediyor görmek için değil de Allah rızası için halisane verildiği takdirde Allah'a ibadet ve onun lütfuna karşı bir hediye mesabesindedir demiştir. Şurada da yine sol tarafta yaptığımızın aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şöyle dallar, yine dalların sağ tarafta olan kısmı yine gölge yapıyoruz. Şurası arka kısımda kalıyor. Şurası üst olan kısım. Arka olan kısmı tamamen kuyu yapmamız gerekiyor. Çünkü arkada kalıyor ve bir gölge oluşuyor. Hem ağaca bir boyut kazandırmak da aynı zamanda bu gölgelerle yapmak mümkün. Sadaka kelimesi sıdıktan türemedir. Dolayısıyla temelinde Allah yolunda infak ve ihlasa dayanmayan hiçbir sadaka makbul değildir. Bunu da belirtmek lazım. Şöyle yine ağacımıza girintiler, çıkıntılar, iç içe geçmiş olan dallar, yapraklar görüntüsünü şu şekilde yani bu lekelerle vermek mümkün. Yani tek tek yaprak çizmeye gerek yok. Çünkü çok ayrıntılı görmüyoruz. Belki uzaktan bakıyoruz. O yüzden biraz daha ışık ve gölge olayıyla ağacımızı göstermek mümkündür. Sadaka sadece maddiyat ile de sınırlı değildir. İnsanların gönlünü hoş eden güzel bir söz ve davranışlar da sadaka kapsamına girer. Mesela iki kişinin arasında adaletle hükmetmek bir sadakadır. Güzel söz söylemek sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Gelip geçene sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmak bir sadakadır. Yani sadaka sadece maddi anlamda düşünmemek lazım. Tabi burada gösterdiğimiz biraz daha somutlaşmış hali, biraz daha bir temsil niteliğinde. Şurası genel anlamda resmimiz sona doğru yaklaştı. Şurada sadaka ve şurada ise sadakanın sonucu ve mükafatı diye adlandırdık. O yüzden şunlar arasında aslında ayırmak lazım birbirinden. Yani şuradan bir çizgi çekersek yerinde olur. Şöyle bir çizgiyle ayıralım. Yani şurası birinci kısım, şurası ikinci kısım. Şuraya mesela bir nokta koyarsak şuraya da iki nokta ile ifade etmek mümkün. Şuraya yine bir gölge yapmamız gerekiyor, bir yer düzlemi yapmamız gerekiyor.
Şurada gölgeyi şuradan yapmamız mümkün. Yani biraz daha ışın bu taraftan geldiğini düşünüyoruz ve gölgeyi sağ tarafa düştüğünü varsayıyoruz ve sağ tarafta yapıyoruz. Aynı şekilde yine şurada da yapmamız mümkün. Daha sonra bir yer düzlemi yapmamız gerekiyor. Örneğin şuradan arka taraftan şuradan bir yer düzlemimiz olsun. Şuradan devam ettiriyoruz. Tabi yerde yine şöyle çizgiler, yani kilintiler, çıkıntılar en azından gökyüzüyle ayırmak için bu dokular vermemiz önemli. Yani belli belirsiz irili ufaklı çizgiler. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, 7 başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. Bakara Suresi 261. ayet. Bugünkü çizimimizin sonuna geldik. Bugün sadaka, infak konusunu ele aldık. Önce mutlu etmek, sonra da mutlu olmak için sadakaya sarılalım. Rabbim bizi saçıp savuranlardan değil, infak edenlerden, sadaka verenlerden eylesin. Amin. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.